Merhaba Meriç Güvenitası YouTube kanalına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, hem bir geçen hafta piyasaları değerlendirelim, bir de piyasalar dışında ekonomiyle ve siyaset dünyasında neler oldu onlara bakalım. Hem de önümüzdeki hafta beklentileri paylaşalım. Şimdi yeni format demiştim, biraz yatırım, ondan sonra kısa tutacağım o bölümü piyasaları ilgilenen arkadaşlar için. Ama kalan bölümde de biraz daha detaylı bir şekilde ekonomiyi konuşacağız. Tabii her programda ben kendi kitaplarımı biraz tanıtıyorum. Geçen hafta tanıtmadım, geçen yayında. Çünkü bir arkadaştan bir mesaj geldi. Diyorum ki işte benim yazdığım kitaplardan bir tanesi ekonomi iktisat tarihi ve bugün Türkiye'de olan bitenle ilgili 21. yüzyıl için Türkiye'nin fabrika ayarları, ekonomide karşı devrim. Burada neyi anlattık? Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren dünya ekonomisinde Türkiye'de olan biten, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve karşı devrimin ekonomide yaptığı tahribat, özellikle son 22 yılın tahribatı ve 21. yüzyılın şartlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında nasıl bir ekonomi modeli uygularız? Şimdi bu kitap Amazon ve Deniz Kütüphanesi .com'da satılıyor. Kitapçılarda satılmıyor. İnternetten sipariş kolay. Bir arkadaş uyardı, dedi ki Amazon'da kalmadı kitap. Sadece Deniz Kütüphanesi'nde bulunuyor diye. Uyardım yayın evini. Tekrar stoklardan Amazon'a göndermiş. Amazon'da satılmaya devam ediyor. Hatta geçen gün kendi branşında, yani iktisat tarihi alanında Amazon'da en çok satılan kitaplar listesinde ikinci sırada, en çok hediye edilenlerde de daha önce bir birinci sıradaydı, şimdi üçüncü sırada. Yani şimdi reklam yapıyoruz. Okuyan başka arkadaşına kendi kitabını vermiyor. Bu benim kütüphanede kalsın. Yenisini hediye ediyor. O nedenle bir alan ikinciyi alıyor. Öbür kitabım da Denizde Yaşamak. Bununla ilgili reklamlar fazla uzun olmasın diye bununla ilgili konuşmayı da sonuna doğru bırakacağım. Çünkü denizcilik de hem önemli, bir de şu var. Bir genç kapağı yurt dışına atmaya çalışıyor, oturma izni almaya çalışıyor, vize almaya çalışıyor. Halbuki denizciliği öğrenirse, tekne yoluyla ve gemi adamı belgesi de alırsa vizesiz bütün dünya ona açık. Biraz yani bu denizciliği öğrenmek de zor bir iş değil. Yine Denizde Yaşamak kitabı da hem Amazon'da hem denizkütüphanesi.com'da satılıyor. Oradan temin edebilirsiniz. Şimdi gelelim piyasalarla ilgili. En son yayında ne dedik? Dikkat, geri silkeleme operasyonları başlayabilir diye borsada. Nitekim geçen hafta böyle hani minik minik düşüşler varken bir hızlı düşüş ve hızlı çıkışa tanık olduk. Biz ne demiştik? Bizim daha doğrusu 19 Temmuz, yani Temmuz'un o haftasından itibaren, ikinci yarısından itibaren bizim şeyimiz, görüşlerimiz borsa ve banka yatırım fonları böyle biraz ne diyelim yeteri performansı gösteremeyecek deyip likit fonlarda, likit yatırım fonlarında kalmayı daha ne diyelim cazip olacağını söylemiştik. Nitekim 2 haftadır da yani yatırım fonlarında hisse senedi ağırlıklı değil, likit fonlarında fonlardaydık. Şimdi bu haftayı da izleyeceğiz dedik. İzledik. Hatta pazartesi, salıyı da izledik. Çarşamba, perşembe ne olur derken perşembe düşüş beklentimiz bakın 10.800, 10.500, 10.450 arasındaydı. Hatta 10.200'e kadar da gider borsa endeksi. Dolayısıyla 10.200, 10.800 arasındaki o dalgalanmada hisse senetleri düzgün, doğru dürüst hisse senedi bazında yükselecek dalgalanmalarda o hisse senetlerini yakalamak, bulmak bizim için zor bir iş. Yani bizim için derken bireysel yatırımcılar için zor bir iş. O nedenle bu işi biz banka yatırım fonlarının hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarına bırakalım dedik ama ne zaman alacağımızı ince izleyeceğiz dedik. Salı günü de özellikle çarşambaya bakalım dedik. Çarşamba o beklediğimiz gibi hafif hafif düşüşler vardı. Acaba bu 10.600'den işte 10.400'e 500'e gider mi derken Perşembe günü böyle birden ne olduysa
Hangi? Çünkü bakın bu borsada piyasalar sürekli bir bahaneyi bulur. Yani hava güneşli de olsa yükselir, güneşli de olsa düşer. Önemli olan onun bahane üretmesi. Ne oldu bilmiyorum. Böyle %1,5 arttı. İşte bir bankanın bilançosuyla bütün endeks yürüdü gitti. Sonra ama Cuma günü %3 düştü. 10.500'lerin altın, 10.500'ler seviyesine geldi. Şimdi bana göre hisse senedi bazında da şimdi artık ayrışmalar var ve bu seviye iyi, yani düşük bir seviye. Hani 10.400'lerden 10.200'lere kadar gelebilir. Daha altına gider mi? Zor görülüyor ama tabii neye göre zor? Hani bizimki 3. Dünya Savaşı çıkarmazsa ve İsrail'e dalacağım diye tutturmazsa 10.200'e düşmesi zor gibi görülüyor. O halde ya, eğer hani biliyorsanız, izliyorsanız işlem hacmi yüksek kendisini gösteren hisse senedi de alabilirsiniz ama onun için ayrı çalışmak lazım. Yani yatırım ama hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarına tekrar dönme zamanı geldi. Ama artacak mı? Çok mu artacak? Hayır. 10.200, 10.400, 10.800 veya 10.900 lira arasında gitgeller yapacak. Hatta 11.200 lira arasında gitgeller yapacağı konusunda piyasadaki bütün teknik analistlerin ortak görüşü var. Şimdi buradaki o iniş çıkış dalgasını en iyi güvendiğiniz bankanın hisse senedi ağırlıklı yatırım fonuyla sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hedef ne? Yani nedir? Likit fon %4,5'lar seviyesinde aylık faiz getiriyor. Aylık getirisi var. Bu hisse senedi ağırlıklı fonlarda gördük ki işte İlk ay %20'ler yakalandı. İkinci ay %10-12'ler yakalandı. Bu son 15 gün bekledik, iyi ki bekledik, eksiler yaşandı. Şimdi yine bu aylık bazda bakarsak %4'ün üstünde getiri sağlayacak bir hava var. Hatta öyle bir şey ki aylık da değil. Haftalık 10 günlük bakıp da mesela bir haftada veya 10 günde %7, %8'i görüp de eğer bir heyecana bu aşağı yönlü bir hareket görürsek hemen orada çıkıp tekrar faize dönmek mümkündür. O zaman ne olur? %8,5'lar kazanırız, %9 kazanırız, %4,5'tan büyüktür. Piyasayla ilgili önümüzdeki hafta benim beklentim böyle iniş çıkışlar. Peki şimdi piyasayla ilgili beklentilerle temelinde önümüzdeki hafta yapılacak tartışmalardan bir tanesi de şimdi enflasyon açıklanacak ve enflasyon faiz ilişkisi. Merkez Bankası faizi indirsin, bindirsin, düşürsün, çıkarsın. Şimdi bu piyasa kendine bahane arayacak. Yani enflasyon şöyle çıktı, o yükselsin, böyle çıktı veya düşsün. O ayrı bir bahanedir. Ama biz şu anda enflasyonun gerçeğini, enflasyon faiz kur ilişkisinin bu bankacı, piyasacı, iktisatçıları gözüyle değil. Çünkü ben piyasayı takip ediyoruz ama ne diyelim tasarrufları eritmemek amacıyla takip ediyoruz. Ama gerçek iktisatçı olarak benim bu piyasacılar, bankacı, iktisatçıların, daha doğrusu bankacı, piyasacı, ekonomistlerin görüşleriyle hiç uyuşmuyorum. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Şimdi gerçek enflasyon, kur ve faiz ilişkisinde bu önümüzdeki hafta ne olacak? Ne olacak? Çünkü enflasyon açıklanacak ve piyasa onu bekliyor. Ve tabii piyasa bunu nasıl fiyatlandırmaya çalışacak onu konuşalım. Şimdi benim birinci temel varsayımım, benim birinci temel varsayım, TÜİK enflasyonuna güvenmiyor. TÜİK enflasyonu doğru bir enflasyon değil. TÜİK enflasyonu doğru bir enflasyon değilse Merkez Bankası'nın faizi de doğru bir faiz değil ve yapılan müdahaleler sonucu oluşan kur seviyesi de doğru bir seviye değil. Doğru bir seviye değil. Şimdi enflasyon kaç? Enflasyon kaç? TÜİK'e inanmıyorsak, ENE grubu inanıyoruz. Niye? ENE grup
TÜİK'in yine sepetini baz alarak ama daha gerçekçi ölçüm yaparak seviye buluyor. TÜİK'in yıllığı %71-72 seviyesinde, ENA grupta %120 seviyesinde, %116 mı %112 mi ne? Bir de ben kendime özel bir tüketim sepeti oluşturmuştum 2022 Ocak ayında. 2022 Ocak ayından itibaren de ben de enflasyon ölçüyorum. Hem Türk lirası cinsinden ölçüyorum, hem dolar cinsinden ölçüyorum. Ama bu benim tüketim sepetim. Bütün Türkiye'yi yansıtma iddiasında değilim. Benim gibi olan birini yansıtabilir ancak. Ama 2,5 yıldır yaptığım ölçümler ile Enag'ın yaptığı ölçümler at başı gidiyor. Ben bir gıdım biraz daha yukarıda bendeki enflasyon. Ha, bazı aylar Enag yukarıda, bazı aylar ben yukarıdayım ama yıllık toplama baktığımız zaman ben bir gıdım daha yukarıdayım. Dolayısıyla gerçek enflasyonun Enag'ın ölçtüğü enflasyon olduğuna inanıyorum ve o da yıllık bazda şu anda %120'ler seviyesinde ama bu ay düşecek, baz etkisiyle düşecek. Şimdi gelelim, bu ayın enflasyonunu ben kaç buldum? Temmuz enflasyonunu ben kaç buldum? Ayın 5'inde, yani pazartesi günü hem Enag kendi enflasyonunu açıklayacak hem de bizim Pinokyo TÜİK, yani gelmiş geçmiş en palavracı, en yalancı istatistik kurumu dünyanın, hem de TÜİK açıklayacak. Kaç açıklayacak bilmiyoruz. Şimdi TÜİK zaten Haziran ayında görevini yaptı. Haziran ayında böyle %1.7 ile emekli maaşlarının zamları düşük kalsın diye tuttu. Fakat şimdi Merkez Bankası da, Maliye Bakanı da Temmuz enflasyonu biraz yüksek çıkacak diyor. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor. Elektriğe zam yapmışlardı. Bu ayda doğalgaza yaptılar. O Ekim'de acısı çıkar onun. Eylül'de, Ekim'de acısı çıkar. O zam yapmışlardı. Onun etkisiyle tabii bir dalga dalga benzin fiyatlarına da zam geldi. Akaryakıta da. Dalga dalga yayılıyor bütün fiyatlara. O yüzden piyasa iktisatçıları diyor ki Temmuz enflasyonu %2,5 ile %3,5 arasında çıkar. İşte İstanbul Ticaret Odası da %4 çıktı. Neyse lafı uzatmayayım. Benim ölçtüğüm enflasyon Temmuz'da %7,24. Dolayısıyla ben Enag'da da bu seviyede bir enflasyon bekliyorum. Yani %7'nin biraz altı veya biraz üstünde bir enflasyon bekliyorum. Biraz altında olabilir çünkü bu Temmuz'da enflasyonu zıplatan faktörlerden bir tanesi alkoldeki zamlardı. Bendeki oran, yani sepet ağırlığı alkolün diğerlerine göre biraz daha yüksek olduğu için bende 7.24 çıktı ama en altta 6'dan aşağı çıkacağını zannetmiyorum. 7 aylık enflasyon, yani yılbaşından bu yana ben 53.65'i buldum. Yıllık enflasyon, sıkı durun, bende 20 küsur puan birden düştü. Baz etkisiyle düştü. Bakın, aylık Temmuz %7.24 olmasına rağmen 12 aylık enflasyonum benim %126'dan %104'e düştü. Neden dersek, geçen sene Temmuz ayında hani bu seçimden sonra her şey patladı ya, hem akaryakıt fiyatları hem döviz fiyatları, o zaman %16 ölçmüştüm ben enflasyonu geçen sene Temmuz'da. Geçen sene Temmuz'da TÜİK bile %9 enflasyon ölçmüştü. Enag da %13 ölçmüştü. Şimdi bu %16 çıkıp %7 girdiği için yıllık bazda enflasyon bende %104'e düştü. Herhalde TÜİK'in enflasyonu da 71'lerden 62'ye falan düşecektir. 62-63'e düşer. Ondan sonra da öbür ayda devam ediyor %9 gibi. Sonra TÜİK onu %55 ilan eder. Bizde de tahmin ediyorum %99'lara gider ama düşmeyecek enflasyon. Bu 2 ay gitti çünkü aylık enflasyonlar artmaya devam ediyor. Merkez Bankası, ki onların enflasyon ve faiz politikasına
desteklememekle birlikte, niye? Çünkü enflasyon yanlış olursa, yani burada yıllık %104 enflasyondan bahsediyorsam, ben %50 faizin anlamı yok. Önümüzdeki yıl sonuna doğru bu %104 enflasyonun %80'e 90'a ineceğini varsayarsam, hani şimdi bizimkilerin hedefi %38 gibi değil, o zaman %50 hala bana göre bir negatif faiz. Daha doğrusu istatistik bilimine göre, çünkü en haklı, yani herkes biliyor ki enflasyon bu değil. Yani TÜİK'in açıkladığı bu değil. Fakat buna karşın Merkez Bankası ve şey diyor ki, Maliye Bakanı Şimşek, biz yıllık enflasyon düşecek ama faiz indirimi konusunda yıllık enflasyondan düşüşten önce daha bir süre aylık enflasyonun gidişine bakacağız. Aylık enflasyon ne? İşte Haziran'da katakulli yaptılar, %1,7 mi ilan etti TÜİK. Şimdi 2,5-3'ten aşağı ilan etmeyecek. Öyle gözüküyor veya öyle diyorlar. TÜİK bu belli olmaz, sıfır bile diyebilir. Demez ama hani TÜİK bu belli olmaz. Yani %1,7'nin üstünde bir enflasyon çıkacağı için, ya aylık enflasyonda daha düşüş olmadı, yıllığı düşürdük ama bir süre daha faizi indirmeyelim diyorlar. Bu arada işte reel sektör diye dediğimiz sanayicilerden, ama özellikle de Odalar Birliği, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası gibi sanayicilerden, geçen yayında da söyledim, ağlamalar, feryat, figenler ayyuka çıktı. Biz şeye ulaşamıyoruz. Krediye ulaşamıyoruz. Krediler çok pahalı diye. Krediler çok pahalı. Faizi indirim baskısı orada duruyor. Piyasacılar da diyor ki, ya faizi 50'den aşağı indirirseniz bu kadar enflasyonla yapılan mücadele boşa gider. Enflasyon tekrar yukarı çıkar. Bu işi Kasım'a kadar bekletin. Bazı hani iki daha aklı selim iktisatçılar, ki ama bakın burada daha aklı selim diyorum, tam aklı selim demiyorum. Çünkü TÜİK enflasyonunu veri kabul edildiği sürece ben onu yani düzgün bir değerlendirme olarak tanımlayamam. Orada da diyorlar ki, ya hiç Eylül Kasım'ı beklemeyin. Ama işte önümüzdeki aydan itibaren, hani belki Ağustos olmasa bile Eylül'den itibaren beşer beşer değil de birer puan, ikişer puan indirin. Hani bir puan, iki puan indirmenin piyasaya olumsuz etkisi olmaz ama mesaj kuvvetli olur diye söylüyorlar. Şimdi tamam, böyle bir tartışma ama benim gördüğüm kadarıyla yani Ağustos'ta yok, Eylül'de de zor gibi. Belki bir puan, iki puan gündeme gelir. Ama piyasadaki ağır beklenti Kasım'a kadar elleşmeyin. Hatta Merkez Bankası'nın kendisindeki havada 50'ye kadar. Ama bu işe karar verecek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu değildir. Bu işe karar verecek olan, her şeye karar veren, yani kadınlarımızın kaç çocuk doğuracağına kadar her şeye karar veren, her şeyi bilen Sayın Cumhurbaşkanımız ne derse o olacak. Hiç yolu yok. İşte o yüzden birer puana doğru gidilebilir mi? İşte şimdi bu çok ağladılar ya, işte faize ulaşamıyoruz, ona ulaşamıyoruz diye. Ama 2,5-3 yıldır siz enflasyon, gerçek enflasyon %180'ler seviyesindeyken, o zamanlar %140'lar seviyesindeyken %10 ile %15'te kredi kullandınız. Bu kredilerle işlerinizi mi büyüttünüz, arsa mı aldınız, efendim yurt dışına döviz mi çıkardınız? Cevabını siz verin. Şirketinize yatırım yapmadınız. Şimdi zora girdiyseniz, o ucuz fiyatlarla satın aldığınız ve gayrimenkul balonu patlattığınız, çünkü siz patlattınız gayrimenkul balonunu, o zaman o gayrimenkulleri, arazilerinizi satıp fabrikalarınıza ek koyun. Ama bir ikinci finansman, özellikle şimdi bu düşük faiz sonucu bir de kur baskılanıyor ya. Mesela dolarla da enflasyonu söylemedim, onu da söyleyeyim. Şimdi Temmuz ayında dolarla da enflasyon %6 arttı bende.
Bakın Temmuz'da Türk lirası %7,24, enflasyon dolarda %6,4. Dolardaki artış sadece Temmuz'da 0,7. İşte %0,8. Yani dolar enflasyonun epey altında. 7 aya baktığımız zaman Türkiye'de %53 Türk lirası enflasyon yaşamışız. Dolar %12,39 artmış. Dolarla fiyatlar %36 artmış. 12 aya bakarsak %104 Türk lirası enflasyon, %66 dolarla enflasyon. Yani bir yıl içerisinde dolarla enflasyon %66 olmuş. Yani dolarla fiyatlar Türkiye'de %66 olmuş. O yüzden zaten gelen turistler Türkiye çok pahalı oldu demeye başladılar. Sadece onlar işte orta üst kademe, artık orta gelir grubu kalmadı. Herkes yoksul. Orta üst, hani Çeşme'de, Bodrum'da veya Türkiye'de tatil yapan orta üst burada tatil yapmaktan vazgeçti. Çeşme'de, Bodrum'da Yunan adalarına gitti. Şimdi Çeşme ve Bodrum'da artık orta üst de değil, sadece üst sınıf tatil yapıyor. Orta üst Yunan adalarına gitti. Çünkü çok daha ucuz. Yani bu çünkü dolarla enflasyon %66 yıllık. Yılbaşından bu yana %36 dolarla enflasyon. Sadece şey değil, işte geçenlerde yine bir sosyal medyada gördüm. Londra market fiyatları ile İstanbul market fiyatları karşılaştırıldı. Londra, yani et, süt, işte çeşitli gıda maddeleri, Londra daha ucuz İstanbul'da gıda maddelerinde. Yani bu nasıl iştir? Ortada. Şimdi dolarla da enflasyon böyle olduğu için epeydir söylüyorum, yani eski izleyicilerim bilir, yenilere de hatırlatalım. Hani ölçemezsen yönetemezsin. Türkiye'de fiyat mekanizması çalışmıyor. Fiyat mekanizmasını çalıştıracak para birimi kalmadı. Dolar da ölçemiyor çünkü. Dolarla %66 enflasyon varsa o para birimi ölçemez. Bunu fırsat bilen de fiyatları kafasına göre oluşturuyor. Yani hani kör tuttuğunu diye bir deyim vardır. Herkes de gücü varsa ona göre fiyatı geçiriyor. En büyük sanayici de geçiriyor. Sokak arasındaki kuaför de geçiriyor. Eve gelen muslukçu da geçiriyor. Yani herkes kafasına göre bir fiyat oluşturuyor. Ve vahşi artışlar var. Bu büyük bir hastalıktır. Bu ekonomideki çöküşün en önemli nedenlerinden biridir. Bu tartışılmıyor. Çünkü para birimin kalmadı. Para birimi, yani ölçen para birimi yok. Ölçen para birimi yoksa orada fiyat mekanizması çalışmaz. Hiçbir şey çalışmaz. Ve bir çöküşe gidiyor ve öyle de bir çöküşe gidiyoruz. Şimdi bunu nereden geldik bu konuya? Bir şeyi anlatıyorduk. Ha, dolarla da enflasyon oldu. Londra market fiyatları dedik. Şimdi bir başka konuya geçiyoruz. Bu geçtiğimiz haftanın. Hani şirketlere dedik. Buna rağmen ihracat arttı. Değil mi? Buna geçen ay, atman geçen hafta açıklandı. Niye? Hani şirketler yüksek faiz diye ağlıyor dedik. Yüksek faizle kredi alamıyoruz ağlıyor dedik. O yüzden işte bir kurdan, baskılanmış kurdan söz ettik. Fakat ihracat artıyor. Çünkü şirketlerin rekabet edebilme, özellikle ihracatçı şirketlerin rekabet edebilmesi için baskılanan kur seviyesinde devlet onlara iki sübvansiyon verdi. Bir tanesi düşük faizli krediydi. Bunu biraz önce anlattım. %10'larla kredi kullandılar. Şimdi o böyle %50'ye çıkınca, ama gerçek enflasyonun yine altındadır o kredi faizi, yani %50-65. Orada biraz sıkıntıları oldu. Hatta ihracatçı olmayan veya işte hem iç piyasaya hem dış piyasaya çalışan şirketlerin bilançolarında karlar düşüyor diyor. Hayır, karlar düşmüyor. Karlardaki artış hızı geçen senenin vahşi artışına göre daha aşağıda kaldı, ama artmaya devam ediyor. Yani ağlamanın şeyi yok, alemi yok.
O yüzden hani borsada 3 aylık, ikinci 3 aylık bilançoları değerlendiriyoruz. Bunlar düşüyor, o yüzden borsa düşüyor. Ayrı bir hikaye. O geri silkeleme operasyonu. Kârlar düşmüyor. Kâr, yani geçen seneye göre belki oran biraz aşağı indi ISO 500 veya o büyük şirkette. Ama yine kârlarda artış var. 2022 ve 2023'te yaşanan o vahşi artışlar yok. Onu artık unutun. O zaman yani bir yatırıp dövmediğiniz kaldı işçi sınıfını. Şimdi ikincisi, bu faizli ikinci rekabet gücü içinde ücreti düşük tutmaktı. Nitekim faiz artmaya başladı ama asgari ücreti böyle tuttular. Bir, iki, genel ücret seviyesinde asgari ücret kümelendirdiler. Yani toplum Türkiye'deki ücretlerin %60-65'i asgari ücret seviyesinde. Dolayısıyla bu seviyeyle ihracatçı, sanayici de rekabet ediyor. Fakat daha arlanmazları, arsızları var. Özellikle Odalar Birliği de kümelenmiş bir arsız grup var ve MÜSİAD da kümelenmiş. Anadolu Kaplanı diye geçinen arsız bir grup var. Onlar da hatta İçişleri Bakanı ile toplantı yaptılar. Aman bu Suriyelileri göndermeyin, bizim üzerimize zimmetleyin. Onları çalıştırmak istiyorlar. Hem asgari ücretin altında çalıştıracaklar, hem sosyal güvenlik primi ödemeyecekler. Yani köle istiyorlar. Daha da arsızca. Daha da arsızca. Şimdi onun için ağlıyorlar. Hem bize Suriyelileri verin, hem faizi düşürün. Bakalım ya, yani piyasacılarla bu sözde reel sektör deyince güzel bir şey geliyor aklına, ama Türkiye'deki artık onun da cılkını çıkaran böyle bir arsız grup olduğu için bu sözde reel sektörcüler arasındaki çatışma nereye gelecek bilmiyoruz. Şimdi konuşulan bir başka şey, yani geçtiğimiz hafta ben daha önce bunu birkaç defa gündeme getirmiştim. İşte herkes söylüyor da bir kimse şu soruyu sormadı. Şimdi geçen hafta konuşulan şey, bu vergi paketi bilmem ne, enflasyonla mücadele ediyoruz. Yine elektriğe zam geldi, bu geldi. Millet tepki gösterdi. Soruldu doğal olarak. Dendi ki ya kardeşim, işte dövize yapılan zam yılbaşında, yani dövizdeki artış, zam demeyelim de, dövizdeki artış yılbaşından beri %12-39, %13 artmış dolar. Brent petrol fiyatı yılbaşında 78 dolardı, şimdi yine 79 dolar. 78 ile 83 dolar arasında bütün 7 ay boyunca dalgalandı. 78 dolar, 79 dolar aynı. Ne oldu da, ne oldu da siz benzin fiyatlarına, elektrik fiyatlarına %33 zam yaptınız. Doğalgaza %33, ama %38 zam yaptınız. Merkez Bankası'nın hedefi, enflasyon hedefi %38 ya, %38 geçiriyorlar. Ne oldu da benzine, akaryakıta zam yaptınız? Dolar da artmıyor. Dünyada enerji fiyatları da artmıyor. İşte o zaman gidin vergi alın. Onun üzerine işte tartışmalar çıktı. Kimse vergi vermiyor. Hatta artık en son, evet, şimdi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, evet, Türkiye'de vergi tam toplanamıyor. Ama şimdi bak, dilleri de varmıyor. Kaçak var, vergi kaçağı, kaçıran. Çünkü kaçırana göz yumuyorsun. Gücün yetmiyor kaçırmayı önlemeye. İşte bazı teşvikler var, istisnalar var, yatırım istisnaları. O nedenle de vergi kayıp kaçıyor. Şimdi 1.000 yıldır, yani sadece bu iktidar döneminde değil, eski dönemde de herkes söyler, özellikle Özal iktidarından sonra Türkiye'de vergi dengesi bozuldu. Kimse vergi ödemiyor. Doğru dürüst vergi baştan stopaj yoluyla kesilen, işçi ve memurdan alınan vergi ve dolaylı vergiler, KDV'ler, ÖTV'ler. Özel, yani şirketler vergi ödemiyor. İstisnalar var. Tamam, herkes bunu söylüyor. Peki ne kadar vergi kaçağı var? Bunu hesapladınız mı? Kimse bunu söylemedi. Ben de Ağustos'a, Haziran'ın sonunda, yani bir ay önce
Oturdum bir hesap yaptım. Yani iki ayrı yoldan giderek bir hesap yaptım. Peki Türkiye'de vergi kaçağı ne? Ne kadar vergi verilmiyor? Tamam, bir kısmı kaçaktır bunun, bir kısmı da hani yatırım teşvikleriyle devletin almaktan vazgeçtiği vergilerdir. Ne kadar? Şimdi iki yöntem var bunun ne olduğunu bulmak için. Gelişmiş modern ülkelerde, Avrupa ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde doğrudan vergilerin, yani beyanname ile toplanan gelirden, kurumlardan alınan doğrudan vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı %70. Dolaylı vergiler, yani ÖTV'dir, KDV'dir, harçlardır, gümrük vergisidir, odur budur. Ama bunlar da %30 normal bir ülkede. Bizde tam tersi. Bizde ÖTV, KDV, harçlar, gümrük vergisi vesaire bunları topluyorsunuz. %70, %30 beyan. Peki bizde o %70 dediğimiz miktar ne kadar? Yani dolaylı vergiler ne kadar? 2024 için bizim toplayacağımız dolaylı vergi 8,5 trilyon. Yani bu 8,5 trilyonun içerisinde KDV var, içeriden gelen, ithalattan gelen KDV, ÖTV, gümrük vergisi, cezalar, harçlar vesaire 8,5. Şimdi eğer sağlıklı bir ekonomi olsa bu 8,5 bizim toplam vergi gelirlerimizin %30'u olurdu. Şimdi 8,5 trilyon %30 olursa o zaman %70 kaç olur? Basit. Ortaokulda yapılan bir hesap. İçler dışlar çarpımı. 14 trilyon lira olur. 14 trilyon. Hadi bir de başka yoldan bunu bir sağlamasını yapayım. Çok mu uçtuk 14 trilyon? Doğrudan vergi. Ha, bu arada 14 trilyon diyoruz ya. Ne kadar doğrudan vergi topluyor Türkiye? 2,5 trilyon, 2,4 trilyon. 2024'te toplaması gereken. Ne olması lazım? 14 trilyon. 2,5. Yani 2 alıyor, 14, 12 kaçıyor. 2 alıyor, 12 kaçıyor. Büyük bir rakam. Öbür yolu ne bunun? Hani %30-70 dengesi dışında. Şimdi gelişmiş ülkelere bakıyorsun. Modern ülkelere bakıyorsun ki onun en düşüğü de Amerika'dır mesela. Toplam vergi gelirlerini, milli gelir içerisindeki payı %40. Avrupa ülkelerinde bu %45 de Kuzey Avrupa'ya çıkça %55'e kadar çıkıyor. 2024 yılında Türkiye'nin milli gelir beklentisi 41 trilyon. Yani %55 değil, %40 değil. %50 olsa zaten 20 trilyon. 6 trilyonu bunun dolaylı vergi. Demek ki doğrudan vergi 14 trilyon. Yani iki yoldan da gittiğin zaman 14 trilyonu buluyoruz. Peki ne ödüyoruz abi? Ne ödüyoruz? 2,5 trilyon. 2,438. 2 trilyon 438 milyar. Bunun 1 trilyon 100 milyarını, ya yani 1 trilyon 93 milyarını işçi ve memurdan alacağız. Geriye ne kaldı? 1 trilyon 300 milyar. Peki kim ödüyor 1 trilyon 300 milyarı? 1 milyon 200 bin kurumlar vergisi mükellefi, yani 1 milyon 200 bin kurumlar vergisi mükellefiyle 2,5 milyon gelir vergisi mükellef. Yani müteahhitler, kuyumcular, efendime söyleyeyim diş doktorları var ya abi, adamın sadece dişini değil ciğerini ve cüzdanını da söküyor yani beyin implant yaptığı zaman. Bunlar ortalama kişi başına ve şirket başına 3.000 liraya. 3.000 liraya kişi başına 3.000 lira, şirket dedim pardon, 3.000 lira kaçırıyorlar. Şimdi bunun bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. Nasıl kaldırılacak? Bir, sen istisnalardan, yatırım indirimlerinden vazgeçeceksin. Diyeceksiniz ya bu sefer yatırım yapılmaz, işte şirketler artar. Geleceğim oraya.
İki, kontrol edeceksin kaçağı yakaladığın zaman da. Oyacaksın yani sokakta bir yeni insan, işte hiçbir iş yapmayan bir yeni insan lüks otomobillere biniyor. İşte Maliye Bakanı şimdi yeni açıkladı. Adam diyor 15 milyon liralık Bentley marka arabaya biniyor diyor. Vergi kaydı yok. Yani yeni mi farkına vardın beyefendi? Yeni mi farkına vardın? Şimdi gelelim bu kaçak dışındaki istisnalara. Şimdi bir örnek. Adamın karı 32 milyar lira. Şirketin karı. Bir tane şey, isim vermeyeceğim. 32 milyar lira karı var. %23 vergi ödeyecek. 7 milyar civarında vergi ödemesi lazım. 7 milyar. Ben yatırım yapacağım diyor. Devlet de tamam diyor. O zaman işte yatırım indirimi, KDV indirimi, o indirimi, zarsur. Sen ödeme vergi diyor. Ve 7 milyar lira vergi ödeyeceğine, 7,5 milyar lira vergi ödeyeceğine sadece 133 milyon lira vergi ödüyor. Yani kazancının %23'ü kadar vergi ödeyecekken kazancının binde dördü kadar ödüyor. Binde dört. Ama vergi oranı %23. Şimdi soruyorum. Soruyorum. Sen bu vergiyi almadın. Ama alsaydın bu para benimdi yani yurttaşlarındı. 85 milyon yurttaşın hakkıydı. Bu parayı almadın. Şimdi bu arkadaş da yeni yatırım yaptı, fabrikasını büyüttü. Peki fabrikanın o büyüyen kısmı ona mı ait yoksa bize mi ait? Buyurun. Eğer siz yatırımı teşvik edecekseniz, hani şimdi dediler ya asgari bir vergi versin, işte hani %23 değil de onun %10'u kadar, 15'i kadar versin üstünü diyor. Abicim söylüyorum bu yapılan yatırımın yeni ek yatırımın sahibi kim? Bir başka örnek. Bu yani sanayide de görülüyor. Yandaşlara, eşe, dosta, akrabaya çok uygulanıyor. Turizmde de daha görülüyor. 49 yıllığına arsayı verdi. Kaldı. Bir de en güzel yer doğal şey. 49 yıllığına kiraladı. Veya ölü eşek fiyatına sattı. Orada sit izni var, bilmem ne var, o var, bu var. Onları umursamadın. Yap dedim buraya inşaat. Peki buraya yatırım yapacak, otel yapacak. Bunun için de yatırım yapıyorsun. Şimdi arsayı verdim bedava. Eski şirketlerinden elde ettiğin karlar veya işte karayolları ihalesi aldım bilmem ne oradan kar elde ettin. Veya başka otelim vardı. Diğer şirketlerinden elde edeceğin karlarla vergi vermek yerine yatırım yapıyorum dedim. Hem arsaya kondun. Hem o vergiyi ödemedin. Gittin oraya otel yaptın. Bu da yetmedi. Çünkü otel yapıyorsun, arazi tahsis ediyorsun. Yol yok, elektriği yok, bilmem nesi yok oranın. Ben yine yurttaşlardan topladığım vergilerle gidiyorum senin o otelinin veya fabrikanın oraya yol yapıyorum, kanalizasyon yapıyorum, suyunu getiriyorum, elektriğini yapıyorum, altyapı yatırımını da yapıyorum. Ne oldu şimdi? Bu otelin sahibi kim? 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 Kim bu otelin sahibi? Adam alıyor, bir yıl sonra da mesela alıyor otelini, çakıyor bir yabancı şirkete. Oh, indiriyor cebine 100-150 milyon doları. Ne o iş adamı? Bu iş adamlığı değil. Bu girişimcilikle, bu soygunculuk. Şimdi ben diyorum ki bunu o zaman 12 puntoda yazdım, önerdim, devam ediyor. Bu tartışmanın devam etmesi lazım. Eğer şimdi asgari vergiyi aldın istisna. Eğer istisna sağlanıyorsa, istisna sağlanılan istisna kadar yapılan yatırımın karşılığında o şirket hisse senedini alacak, devlete verecek. Yani sen bilmem ne şirketinin sahibiysen, o 7 milyar liralık vergi ödemiyorsan, o 7 milyar liralık sermaye arttırımı yapıp onun karşılığındaki hisse senedini vereceksin devlete. Ha senin avantajın ne oldu?
Sen de daha büyük bir şirketin sahibisin. Daha büyük bir şirket yönetiyorsun. O kadar hisseyi de ben elimde tutarım. Yarın öbür gün borsada satar, bir başka yatırımı teşvik etmek için kaynak olarak kullanırım. Sen niye kalkıyorsun ya? Turizme gelince, bu biraz önce adını sözünü ettiğim turizm daha utanmaz ve arlanmaz bir operasyon. Daha utanmaz ve arlanmaz. Nedenine gelince, bu mevcut turizm bakanımız var ya bizim. Turizmci, iş adamı, girişimci ve turizm bakanı. Bundan 10 yıl önce hem arkeolojik hem doğal sit alanı olan Bodrum'da Kisebükü koyuna göz dikti. Ben buraya otel yapacağım. Ya orası bakir alan ve orası bakir alan olarak otel turizminden çok daha yüksek paralar kazanılan yat turizmine hizmet ediyor. Yani tesis yok diyorsa turizme kapalı bir yer değil, yat turizmine. Doğa harikası olarak ne diyelim hizmet veren bir yer. Tesissiz olacak ki gelen yat şey sakin bir koya demir atacak, kafa dinleyecek dolaşan yat. Eğer onun turizminden bahsediyorsak. Oraya otel yapacağım. Ama hem doğal sit alanı hem arkeolojik sit alanı. İşte o zamanki Turizm Bakanı tahsis ediyor, araya birileri giriyor falan. Fakat hem doğal çevrecilerin hem yat turizmiyle uğraşan derneklerin o zamanki o tarihteki Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi'nin gayretleriyle bu iş mahkemeye gidiyor ve Danıştay iptal ediyor. Aradan 10 yıl geçiyor. Şimdi her sene daha hızlı bir çöküş yaşadığımız için hukukta da çöktük biliyorsunuz. Yani mesela geçen hafta bir de hukuk katliamı yaşandı. İki tane bakan. Eskiden Cumhurbaşkanı diyordu ben Anayasa Mahkemesi kararlarını takmıyorum, saygı duymuyorum. İşte Devlet Bahçeli de kapatılsın diyordu. Şimdi iş o kadar ayağa düştü ki iki tane devlet memuru Anayasa Mahkemesi'ne saldırıda bulundu geçen haftaya. Bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu kararlar yok hükmünde de icra gücü yok. Yani ne demek icra gücü yok? Mahkemenin emrinde polis, jandarma yok ki verdik kararı uygulanır. İcra gücü yok, o yüzden takmayız biz onu diyor. Bunu söyleyen memur ya, Cumhurbaşkanı danışmanı. Öbürü de bir başka memur tek başına Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi, Instagram'ı kapatıyor, Anayasa Mahkemesi'nin erişimini engelliyor ya, internet sitesini. Tek başına bir memur. Bu bir anayasa, yani iki devlet memurunun anayasal darbesidir. Anayasa darbesidir. Tabii şimdi devlet memurları anayasa darbesi yaparsa Turizm Bakanı Danıştay'a darbe yapmaz mı? Bal gibi yapar. Şimdi 10 sene önce o arazinin tahsisini iptal edilen Danıştay kararına rağmen bu sefer o Turizm Bakanı o zaman otel sahibi olarak başvurmuştu. Girişimciydi, iş adamıydı. Şimdi aynı zamanda hem iş adamı, otel sahibi hem de Turizm Bakanı. Aynı kişi. Kendi imzasıyla yazı yazıyor. Kendisine bu araziyi bana tahsis etti. Sonra kendi imzasıyla evet uygundur diyor, o araziyi ona tahsis ediyor. Ya biraz arlanma, utanma olmaz mı ya? Olmaz mı Allah aşkına? Yani siyasetçilerin biraz hukuktan korkmaları lazım. Daha fazla da biraz utanma, arlanma duygusu taşıması lazım ya. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir iştir? Bu da geçen haftanın önemli olaylarından bir tanesi. Ha, yapılması gereken şey ne? Bakın yine daha önce yine 12 punktoda yazmıştım. Eski Turizm Bakanlarında Bahattin Yücel'le sohbet ediyorduk. Ya dedim araziyi ben veriyorum. Yatırım teşviğini ben veriyorum. Bu nasıl turizm diye. Olmaz ki öyle şey diyor. Yağma diyor. Hatta üstüne söyledi zaten. O söyledi. Ben dedi araziyi vereceğim. Sana doğayı vereceğim. Çevreyi vereceğim. Efendim tarihi vereceğim. İşte Efes'i, Bergama'yı, İşte antik kentlerimi, yerleşim yerlerimi tahsis edeceğim. Yapacağın yatırımı da vergi almayarak ben finanse edeceğim. Ama sen ondan sonra para kazanacaksın. Fakat devlet bundan 5 kuruş faydalanmayacak. Vergisini de almayacak. O da olmayacak. Şimdi o zaman bu araziler, bu oteller kime ait?
O zaman gelecek olan bir siyasi partinin muhalefeti ki CHP der mi bunu? Hiç sanmıyorum. Demesi lazım gelen şey şudur. Bu yağmanın hesabını sorarım. Bu otellere de el koyarım kardeşim. Eğer doğa tahribatını önleyecekse de yıkarım. Önleyemeyecekse doğada geri dönülemez bir şey varsa, tahribat varsa gizlemeyeceğim ama el koyarım, yedirmem. Hem yağmanın hesabını sorarım hem de bunun sahibi Türk milletidir kardeşim. Aynı şeyi madenlere de söylemem lazım. Şimdi bunu söylediğin zaman eğer bunu muhalefet de söylerse hesabını soracağım ve el koyacağım. Bunu söylersen bu yağmaya karşı bir caydırıcılık olur. Caydırıcılık olur. Ama bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde yok. Bunu söyleyen bir tek Doğru Parti var. Rıfat Serdaroğlu söylüyor. Diğerleri söylemiyor. Ama bunun her yerde yaygınlaşması lazım. Şimdi özetle Türkiye geçen hafta bile bu yağmayı konuştu. Toparlarsak. Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonları için alım zamanı geldi gibi duruyor ama her şeyi oraya koymayacağız. Yatırmamak önemli. Yine nakitte likit fonlarda durulması lazım. Bunu böyle yarı yarıya dengelemek lazım. Bir. İki, TÜİK'in enflasyonu doğru değil. Doğru olan enflasyon ben %7.24 ölçtüm. %6.5-7 arasında bir enflasyondur. Temmuz'un enflasyonu ama geçen yılın Temmuz çok yüksek olduğu için şu andaki enflasyon seviyesi bende %104. En altta da sanıyorum o da %95-98, %100 arası bir şey çıkar diye tahmin ediyorum. Özetlediğimiz hukuka karşı darbe yapılmıştır. Bu yüksek enflasyon faiz tartışması piyasada devam edecek. Kitapları söylemiştik. Amazon'da tekrar bulabiliyoruz. Amazon artı denizkütüphanesi.com'da da bulabiliyoruz. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı.